Deniz Ucu kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. Yine sizlerle muhteşem bir kampta buluşmanın heyecanı içindeyim. Bu kampımız 12 günde taktiklerle paragraf kampı. Bu kampta ne yapacağız? 12 gün boyunca 12 farklı soru tipini göreceğiz. Bu soru tiplerinin çözüm mantıklarını, taktiklerini, püf noktalarını sizlere aktaracağım. Ve bol bol soru çözeceğiz. Onlarca, yüzlerce soru çözeceğiz ve sonrasında... Siz benim gözümden bu sorular nasıl çözülür bunu görmüş olacaksınız. Taktikleri, çözüm tekniklerini öğrenmiş olacaksınız. Yani özetle 12 gün sonra paragraf kampını bitirdikten sonra paragraf sorularını parçalayacaksınız, adeta içinden geçeceksiniz. Muhteşem bir kamp olacak. Gerçekten bizlere çok şey katan, tüm böyle detaylarına hakim olduğumuz muhteşem bir kamp bizi bekliyor. O zaman birkaç ufak bilgi aktarayım ve hemen ilk dersimize başlayalım. Bugünkü konumuz biliyorsunuz Paragrafta ana düşünce. En çok soru ana düşünce ve yardımcı düşünceden geliyor. Dolayısıyla bu iki soru tipini mutlaka çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Soruları şu paragraf soru bankasından çözeceğim. Çok kıymetli, çok kaliteli bir kitap. Zaten soruları gördükçe ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birinci önceliğimiz şu kitap. Tabii ki soruları ben buradan çözeceğim ama tavsiyem öncelikle siz durdurun çözün. Kitabı da edindiyseniz öncelikle bu soruları çözün. İlk iki testi Ana düşüncede bu kitaptan çözeceğim haberiniz olsun. Ama paragraf taktiklerini şu TYT Türkçe ders notlarından aktaracağım. Biliyorsunuz bu kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm TYT Türkçe dil bilgisi notlarından oluşuyor. İkinci bölüm paragraf taktiklerinden oluşuyor. Ve son bölüm ise çıkmış sorulardan oluşuyor. Son 3 yılın tüm çıkmış soruları bu kitap içinde. Yine buradan sizlere paragraf taktiklerini anlatacağım. Hazırsanız hadi gel şöyle ana düşüncenin mantığına yakından göz atalım. Öncelikle ana düşüncenin mantığını kavrayalım, soru tiplerini görelim, ondan sonra soru çözelim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, paragrafta ana düşünce ile ilgili önemli notlar karşımıza çıktı. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ana düşünce nedir? Bir parçada okuyucuya verilmek istenen asıl düşünceye biz ne deriz gençler? Paragrafta ana düşünce deriz. Bu arada ana düşünce unutma, parçanın yazılış amacıdır. Yani o metni yazar niye yazdı? Bu soruyu soruyorsanız ve cevap alabiliyorsanız işte o ana düşüncedir. Bu kadar basit. Ve yine önemli bir nokta, paragrafın giriş bölümünde ele alınan konu genellikle ana düşüncedir ve bununla birlikte son cümlede de genellikle ana düşünce özetlenir. O yüzden bizim taktimiz ilk ve son cümleye dikkatli bakmak olacak. Neyse zaten birazdan göreceksiniz. Girişte ana düşünce verilir. Gelişmede o anda düşünce açılır ve sonunda da özetlenir diyoruz. Sonuç bölümünde genellikle yazarın vermek istediği mesaj özet olarak yer aldığından tekrar söylüyorum ilk ve son cümleye bakıyoruz. Peki ana düşünce soruları karşımıza nasıl gelir? Şu şekilde gelebilir. 1- Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? O zaman ilk ve son cümle özellikle dikkat edeceğiz. 2- Bu metnin ana düşüncesi, ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Aslında aynı sorudur. 1 ile 2 sadece kelimeler değişmiş durumda. Bu parçada vurgulamak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Yine aynı soru. Bak sorular değişiyor ama mantık aynı. Senden ana düşünce istiyor. 4. Bu parçada hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yine ana düşünceye yakın bir soru bu. 5. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünceye destekler niteliktedir? Yine ana düşünceyle ilgili bir soru. Peki. Şimdi özetle ana düşünce sorusu karşımıza çıktı. Nasıl yaklaşmalı? Nasıl çözmeli? Hadi gelin neler dikkat edeceğimize tek 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 bakalım. 1- bu tarzdaki sorularda genellikle giriş ve son iki cümle ana düşünceyi verir dedik. Bu zaten bizim taktiğimiz. Yani ilk ve son cümle bakarsan aslında cevaba %90 ulaşmış olursun. 2. Yazar bu parçayı hangi amaçla yazdı sorusunu soruyorsan cevap da alabiliyorsan az önce de söylemiştim ana düşünceyi buldun demektir. 3. Parçada anahtar kelimeleri tespit etmek yine çok önemlidir. Çünkü genellikle ana düşünce bu anahtar kelimelerin açılmış halidir. 4. Sonuç olarak bu nedenle aslında çünkü o halde kısacası denilebilir ki özetle gibi sözler varsa bunu ne yapıyorsun? Hemen yuvarlak içerisine alıyorsun bu sözleri. Neden? Çünkü ondan sonra çok büyük bir ihtimalle ne geliyordur? Ana düşünce geliyordur. Ana fikir geliyordur. Yani sonuç olarak bu nedenle aslında çünkü özetle hülasa bu sözleri duyuyorsan hemen şöyle daha dikkatli bakıyorsun. Sonraki cümle bizim cevabımız. Bu kadar basit. 5- Paragrafta tanık gösterme varsa tanık gösterme nedir? Bir başkasının sözünü alıntı yapmadır. O zaman ne yapmış oluyor yazar? Bize ana düşünceyi vermiş oluyor. Yani o alıntı sözde aslında ne vardır? Ana düşünce vardır. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Ama bununla birlikte bir dikkat etiketimiz var. O da şu. Az önce söyledim dedim ki birinci ve son cümlede genellikle ana düşünce verilir ama bazı cümlelerde yani bazı paragraflarda ana düşünce genele de yayılabilir. Bunu da aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. E buraya kadar taktikleri sizlere aktardım. Nelere dikkat edeceğiz? Bunları gördük. Hocam şimdi sorular üzerinden pekiştirelim mi diye soruyorsunuz. Evet hadi pekiştirelim. Şimdi nereye geçiyoruz? Şu kitabın içeriğine geçiyoruz. Bol bol soru çözeceğiz. Gelsin. Ve sorularda karşımızda ilk testimizi açtık. Ana düşünceyle ilgili ilk sorumuzu şöyle yaklaştırıyorum. Bakıyorum görünüyor mu? Evet harika bir şekilde de okunuyor. O zaman okumaya başlıyorum. Öncelikle ne yapıyoruz? Soru okuyoruz. Diyor ki sorumuz. Bu parçanın yazarının yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi parça okudum. Neye dönüyorum? Metne dönüyorum. Bugün o kadar çok kitap yayınlanıyor ki biz hangisini okuyacağımızı şaşırmışken çok çeşitli kesimlerden pek çok okurun neler okuduğunu da izlemiyoruz. Devam. Bir yılda çok sayıda roman yayınlanmasına hayıplanabiliyoruz da çok satılanların yalnızca popüler kitaplar olmasını umursamıyoruz devam. Üstelik bu kitapların niçin bu kadar çok satıldığını açıklamak da oldukça güç. Oysa bak oysa burada çok önemli. Az önce de söylemiştim bu nedenle oysa çünkü hulasa özetle vesaire bize ana düşünce verir. Şimdi okuyorum buraya çok dikkatli bir şekilde. Burada toplumsal kültürün aldığı yaranın derinliği daha önemli. Yani yazar burada düşüncelerini sıralıyor sıralıyor sıralıyor. Diyor ki böyle diyor ama oysa toplumsal kültürün aldığı yaranın derinliği daha da önemli diyor. Yani aslında biz buradan toplumla ilgili bir şey çıkarmamız gerekiyor. Asıl yakındığı durumu bulmak için. Bakıyorum günümüzde çok fazla kitabın yayınlanıyor olması. Şimdi oysadan sonra bununla ilgili bir ibare var mı? Yok. Bu olamaz eledim. B'ye bakıyorum. Yayınlanan her kitabı takip etmenin mümkün olmadığı Bak son cümlede böyle bir şey demiyor. Son cümle çok önemliydi. Bunu da eledim. Farklı kesimlerden okuyucuların neleri okudu? Hayır bununla ilgili de bir şey yok diye bakıyorum. Kültüre katkısı olmayacak kitapların çok satılması. Bak burada ne diyor? Toplumsal kültürün aldığı yaranın kimse farkında değil diyor. Yani toplumsal kültürü önemsiyor. D ile bunu bağdaştırabiliriz. Hemen yanına soru işaretini bıraktım. Ve E'ye bakıyorum. Yayınlanan her kitabı okuyamayışı. Hayır bununla ilgili de yakında bir durum yok. Yani var aslında cümlede ama özette yani son bölümde bu da yok. Bunu denedik. Geriye D kaldı. Son cümle tekrar okuyorum. Diyor ki çok kitap basıldı. Bunların hepsini okuyamıyoruz vesaire dert yanıyor ama oysa diyor yani en önemli kısma geliyor. Burada toplumsal kültürün aldığı yaranın derinliği daha önemli diyor. Önemsediği yer burada. Asıl yakında durum burada. D okuyorum. Kültüre katkısı olmayacak kitapların çok satılması kültürle ilgili bir endişesinden bahsediyor. İşte cevap D. Bu kadar basit. İkinci soru gelsin. İkinci sorumuz geldi ama sığdırmak için birazcık küçülttüm. Umarım okunuyordur. Buradan okunuyor diye görünüyor. Zaten siz YouTube'da ne yapabiliyorsunuz? Yaklaştırabiliyorsunuz. Diyor ki bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen. Yani bir ana düşünce sorusu. Ne yapıyorduk? İlk ve son cümleye dikkat ediyorduk. Okumaya başlıyorum. Korona zamanın bize ait olabileceğini hatırlatıyor biraz zorunlu yoldan olsa da. Yavaşlarsak düşmeyebiliriz. Anın içindeki anlara tutunarak zamanı elimize alarak sakinleyebiliriz. Şimdi ilk cümleyi çiziyorum. Diyor ki korona zamanın bize ait olabileceğini hatırlatıyor biraz zorunlu yoldan olsa da. Şimdi tekrar şöyle sığdırmaya çalışıyorum. Üst görünmüyordu çünkü ben de tamam devam ediyorum. Yavaşlarsak düşmeyebiliriz anın içindeki anlara tutunarak zamanı elimize alarak sakinleyebiliriz. Hiç durmadan bir yerlere seyahat etmeyi, meşguliyet üretmeyi Nepal'e, Çin'e, Amazonlara, Karadeniz yaylalarına olmadığı şehrin öbür ucuna turlar düzenlemeyi kendine vazife edinen insanlık yavaşlıyor. Güzel bir eleştiri yapıyor. Anın içinde geziniyoruz şimdi. Anın genleştiğine tanık oluyoruz. Hayır koronayı romantikleştirmiyorum. Hiçbirimiz acıdan muaf değiliz. Muazzam bir sabır testi bu yaşadığımız duygusallaştık, iyice kırılganlaştık. Hatta patlamanın eşindeyiz. Ama demem o ki bir salgından yavaşlayarak çıkabiliriz. Normallik diye bildiğimiz haldır huldurluğu, koşturmacayı, üretkenliği, sonu gelmeyen faaliyetleri sorgulayarak. Şimdi ne demiştik? Son cümle de bizim için önemli. Son cümleyi tekrar okuyorum. Diyor ki ama demem o ki en önemli yere geldi. Bir salgından yavaşlayarak çıkabiliriz. Normallik diye bildiğimiz haldır huldurluğu, koşturmacayı, üretkenliği, sonu gelmeden faaliyetleri sorgulayarak. Yani diyor ki yavaşla ve bundan önce peşinden hızla koşturun faaliyetleri sorgula. Neyse bakıyorum asıl anlatılmak istenen neredeymiş? A'yı okuyorum. Salgın sırasında yaşama ve seyahatleri ara veren insanların yavaşlayarak zamana hapsolmuş hayatlarının durağanlaştı. Ya bununla ilgili bir şey söylemiyor. Zaten son cümleyle de bunu bağdaştıramıyorum. Devam. B. İçinde bulunan A'nın tadını çıkarmanın her dakikayı dolu dolu geçirmenin ne kadar önemli olduğunu. Hayır böyle bir şey de söylemiyor. C'ye bakıyorum. Herkesin belli acıları yaşayıp tattığı bu süreçte sabretmeyi ve katlanmayı öğrenmenin yine böyle bir şey var mı? Yok bunu da eledim. D'ye bakıyorum. Olumsuz bir süreç işlerken temposu yüksek yaşamların hızını azaltıp zamanın yakalanabileceği. Bak son cümle ne diyordu? Demem o ki bir salgından yavaşlayarak çıkabiliriz. Yani olumsuz bir şey var. Bunu yavaşlatarak çıkabiliriz. Normallik diye bildiğimiz haldır huldurlu, koşturmacı, üretkenliği, sonu gelmeyen faaliyetleri sorgulayarak diyor. Şimdi de tekrar okuyorum. Olumsuz bir süreç işlerken temposu yüksek yaşamların hızını azaltıp zamanın yakalanabileceği. Bak bununla bu bağdaştırılabiliyor. O zaman eğit okuyorum ona göre karar vereceğim bir salgında yaşanan acıları göz ardı etmenin insanoğluna yakışmayacağı böyle bir şey yine söylemiyor. Ama dikkat edersen son cümleyle D arasında bir bağlantı var. Dolayısıyla burada asıl anlatılmak istenen olumsuz bir süreç işlerken temposu yüksek olan seyahatlere koşmak, hızlı bir şekilde yaşamak, eğlencelere kaptırmak bunları yavaşlatıp anı yaşamak işte o yüzden cevap D. Üçüncü soru gelsin. Sorumuz diyor ki bu parçaya göre anne babanın Sisyphos'a benzetilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Okumaya başlıyorum. Yunan mitolojisinde anlatılan bir mesele göre Korint kralı Sisyphos tanrılar tarafından sonsuza kadar büyük bir kayayı dik bir tepenin doruğuna yuvarlayarak çıkarmakla cezalandırılır. Sisyphos kayayı kan ter içinde tepeye doğru iter ve tepeye varmasına bir parmak kala bir güç kayayı aşağı yuvarlar. Çocukları ile ilişkilerindeki işe yaramayan uygulamaları Alışkanlıkları inatla sürdüren ebeveynler bu çarpıcı hikayenin kahramanı talihsiz sifosa benzer. Onların kendilerini tepeye taşımaya mahkum ettikleri kaya çözülmediği için daha da karmaşıklaşmış bir sorun kütlesidir. O kütle her defasında tepeye varamadan kendi ağırlığıyla ailenin üzerine yuvarlanır. Anne babanın bu yararsız çabadan kurtulmanın yolu daha etkili sorun çözmelerini sağlayacak iletişim becerilerini geliştirmeleridir. Bu hikaye üzerinden aslında burada çok güzel bir eleştiri yapılıyor. Peki hangisi anne babanın sifosa benzetilmesinin sebebi olarak gösterilebilir? Hadi gel şıklara yakından göz atalım. A. Karşılaştıkları sorunlarla baş etmeyi öğrenememeleri. Bu tam olarak benzetiliyor mu? Hayır böyle bir benzetme yapılmıyor. Dikkat ediyorsanız burada inatla sonuca varmadan bir şeyi sürdürmeye devam etmeleri eleştiriliyor anne babaların. B. bakıyorum. Çevreleriyle anlamlı ve sağlıklı ilişkiler kuramamaları. Bunda ilgili bir eleştiri var mı? Yok. Burada daha farklı bir şey aktarılıyor. Dolayısıyla bunu da eledim. C. İşe yaramayan alışkanlıklarını sürdürmekte ısrar etmeleri. Yani Spos gibi inatla zirveye varmadan o taşı çıkarmaya çalışmaları olabilir mi? Olabilir. Yanına bir soru işareti bıraktım. D. Çocuklarıyla samimi ve güvene dayanan bir ilişki. Böyle bir şey söylenmiyor bile. Dolayısıyla bunu da eledim. E. Hayatlarına değer katıp varoluşlarını anlamlı hali ne alakası var? Bu da yok. Dolayısıyla C tam olarak burada anne babaların Sifos'a benzetilmesinin sebebi olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla C burada doğru cevabımız dördüncü soru gelsin. Güzel bir soru da diyor ki aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki postacının söyledikleriyle örtüştüğü söylenebilir. Okuyalım. Neruda benim yazdığım şiirle sevgilini etkilemişsin. Postacı doğru ama o şiir sana ait değil. Benim yazdığım şiirin bana ait olmadığını mı söylüyorsun? Postacı. Evet. Şiir yazana değil ihtiyacı olana aittir. Çok güzel bir diyalog. Çok güzel bir söz. Diyor ki şiir yazana değil ihtiyacı olana aittir. Yani o şiiri hisseden aslında o şiirin sahibidir demek istiyor burada postacı. Şimdi okuyorum hangisiyle örtüşebilir aşkına baktım. Şiirin gücü okuyanların dizelerde kendini bulması, onu yansıtması ve sahiplenmesinden ileri gelir. Bu örtüşüyor mu? Örtüşüyor. O zaman şimdi B'ye geçiyorum. A güçlü bir şekilde orada kalıyor. B. Şiir toplumsal ve kültürel bir altyapısı olan hiç alakası yok böyle bir şey geçmiyor bile. Dolayısıyla eledim. C. Şiir dili yoğun duyguları ve anlamsal zenginlikleri bünyesinde taşıyan büyülü bir dildir. Şiir dilinden bahsediyor mu sohbette? Hayır, bahsetmiyor. O zaman bunu da eledim. D. Şiir dilinin sınırsız anlam dünyası Şiir yazamayanlarda onu sahiplenme uyandırır. Bak burada bir çeldiricilik var ama tam olarak şu postacının dediğini karşılamıyor ama bir çeldiri burada. Dolayısıyla soru işareti bırakıyorum ve E'ye bakıyorum. Şiir insanların duygularını açığa çıkarır ve estetik az verir. Yine bununla ilgili bir ibare yok. Dolayısıyla A ve D kaldı. D'ye bakıyorum. Şiir dilinin sınırsız anlam dünyası şiir yazamayanlarda onu sahiplenme uyandırır. Onu sahiplenmesi burada çok güçlü bir çeldirme şıkkı. Ama A'ya tekrar baktığım zaman şunu görüyorum. Şiirin gücü okuyanların dizelerde kendini bulması, onu yansıtması ve sahiplenmesinden ileri gelir. Yani ona ihtiyaç duyacak, onu sahiplenecek, ona sımsıkı sarılacak diyor. A şıkkı. Şimdi postacı tekrar okuyorum diyor ki. Evet şiir yazana değil ihtiyacı olana aittir. Ona sımsıkı sarılana aittir diyor. O zaman cevap. A olacak. Çok güzel bir soruydu ama 5. soru geliyor. Yine çok güzel bir soru. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Hadi gel okuyalım. Her edebiyatçının başkasının gözüyle de dünyayı görebilmesi gerekir. İlk cümleler önemliydi çiziyorum bu tarz sorularda. Yazar kendi kimliğinden sıyrılmayı bilmelidir. Kadının, erkeğin, yaşlının, çocuğun, hayvanın, ağacın, iyinin, kötünün gözüyle de olup biteni anlamalı ve anlatmalıdır. Yazdıkları o zaman sadece olur, okuru ikna eder. Yani iyi bir tiyatro oyuncusu gibi kılıktan kılığa girmeli, rolünün hakkını vermelidir. Buna inanarak başlıyorum yazmaya. Yeterince samimi olmadığımı, canlandıramadığımı düşündüğümde yazmaya devam etmiyorum. Ve perdeyi seyircinin yuhlamasını beklemeden kendim kapatıyorum. Özetle aslında diyor ki sen yazarken empati kur birilerinin yerine geç. Şimdi bakıyoruz hangi şıkta bu sonuca ulaşabiliriz. Okurla yazar arasındaki etkileşimin temeli okurun sürece dahil edilmesiyle atılır. Burada böyle bir şey söylemiyor. Diyor ki yazar okurun yerine geçsin ya da onları anlayabilsin. Dolayısıyla bunu eliyoruz. B. Yazar empati becerisini güçlendirmeden inandırıcı ve samimi metinler yazamaz. Peki ilk cümle ne diyordu? Her edebiyatçının başkasının gözüyle de dünya görebilmesi gerekir. Yazar kendi kimliğinden sıyrılmayı bilmelidir diyor. Empati kurmalıdır diyor okurla. Dolayısıyla bu olabilir mi? Olabilir. Yana soru işareti bıraktım ve C'ye geçiyorum. Edebiyatçılar okur sayısını artırmak için okurları ikna etmenin böyle bir şey söylemiyor. Bunu eledim. D'ye bakıyorum okurlar tarafından ilgiyle karşılanan bir eser özgünlüğü yakalamış demektir. Bunu da burada geçirmiyor. E'ye bakıyorum belli bir dil olgunluğuna dille ilgili de bir ibare yok zaten bunu da eledim. Ancak B burada doğru cevabımız. Neden? Tekrar okuyorum. Yazar empati becerisini güçlendirmeden inandırıcı ve Samimi metinler yazamaz. Burada da son bölümde diyordu ki buna inanarak başlıyorum yazmaya. Yeterince samimi olmadı mı? Bak anahtar kelime yine burada. Canlandıramadı mı düşündüğümde yazmaya devam etmiyorum diyor. Ve ilk cümlede zaten bize ipucu veriyordu. Dolayısıyla cevap B. Sıradaki soru. Gez. Yes. Bu parçaya göre büyük gize spengsi hangi özelliğiyle benzersiz olarak nitelendirilebilir diyor. Okumaya başlıyorum aynı zamanda kültürleniyoruz bu tarz sorularla gördüğünüz gibi. Büyük Gize Sfenks'i Mısır'da Gize piramitlerin bulunduğu alanda Kefren piramidinin karşısında duran Sfenks heykelidir. Bu heykel şöyle çizelim Firavun başı taşıyan kumlara uzanmış bir aslanı temsil etmektedir ve pençelerin arasında bir tapınak vardır. Vay ne itişamlı. Aslanlar antik Mısır mitolojisinde kutsal sayılmakta onların Firavun mezarlarını ve piramitlerini koruduğuna inanılmaktadır. Heykel 73,5 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde 20 metre yüksekliğindedir. Vay vay baya devasa. Bu boyutlar yapıyı dünyanın en büyük yekpare taş inşası yapmaktadır diyor. Dikkat ediyorsanız hangi özelliği benzersiz olarak nitelendirilebilir sorusunuz bize soruyordu. Aslında burada cevap verdi dedi ki bu boyutlar yapıyı dünyanın en büyük yekpare taş inşası yapmaktadır diyor. Devam. Büyük Gize Sphinx'indeki yüzün 26 yıl hüküm sürdüğü düşünülen firavunlardan biri olan Kepre'nin yüzü olduğu tahmin edilmektedir. Yükselen güneşi karşıladığı için Gize piramitlerinin koruyucusu olduğuna inanılır diyor. Ama tekrar biz ne odaklanacağız? Büyük Gize Sphinx'i hangi özelliğiyle benzersiz olarak nitelendirilmektedir? Tekrar okuyorum. Bu boyutlar yani 73 metre uzunluğunda olması, 6 metre genişliğinde olması, 20 metre de yüksekliğinde olması onu ne yapıyor? Benzersiz kılıyor. O zaman şıklara baktığım zaman Mısır'da piramitler bölgesinde yer alması hayır bunu söylemiyor. Kutsal sayılan aslan figürüne yer vermesi bununla da ilgili değil. Güneşi karşılayan bir konuda bulması bununla da ilgili değil. En uzun hüküm süren hükümdarın yüzünü simgelemesi bu da değil. Ama e baktığımız zaman en büyük tek taştan yapılma heykel olması. Bak ne diyor? Yekpare tek demek ya. En büyük tek taştan yapılma heykel olması işte gençler bu bize cevabı veriyor. Cevabımız E. O zaman gelin 7. soruya geçelim. Baya baya uzun bir soru. Biraz daha küçülttüm ama okunabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi soruya bakacağım. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Okumaya başlıyoruz. Ünlü ressam Chagall'ın Paris'te yaptığı stüdyo adlı çalışmasında renk açısından Van Gogh etkileri görülür. Sanatçı Paris'te Fovizm akımının etkisiyle renk coşkunluğunun ön plana çıktığı vurgulu ve güçlü bir renk tekniği kazanır. 1911'de Leger, Delenoy, Glaizes ve Modigliani gibi ressamlarla arkadaş olur ve kubizm ile ilgilenir. Ya akımdan akıma koşmuş neredeyse herkesten etkilenmiş. Chagall, Picasso ve bırakın, çözümsel düşünmeye bağlı tekniği ile özellikle 1911-12 yılları arasında resimlerinde kübizme doğru bir eğilim gösterir. Maşallah ya, etkilenmediği kimse kalmamış neredeyse. Resimlerin arka plandaki mekan düzenlemeleri analitik ve sentetik açıdan kübizmin etkilerini taşır. Ancak onun kübizmi Picasso ve Burek'ten farklıdır. Figürlerinde anatomik yapısını bozup parçalar deforme ederek insanı farklı biçimde resmeder. Devam ediyoruz. Biraz karıştı kafam. Kübiz akımı kendi özgü denemeleriyle biraz daha farklı bir anlayışta yorumlar. Tamam devam edelim. Bu akımın kökeninde sürrealist bir öz olduğunu düşünür. Bu özde mistik ögeleri birleştirerek dinsel temalı sembolleri kullandığı bazı resimler yapar diyor. Yani diyor ki aslında bu parçaya genel olarak baktığımız zaman özellikle son bölümde bize ipucu veriyor. Birçok sanatçıdan beslenmiş, birçok sanatçıdan birçok akımdan beslenmiş, etkilenmiş ama ne yapmış? Bir öz oluşturmuş kendisine mistik ögeleri birleştirerek dinsel temalı sembolleri kullandığı bazı resimler yapar diyor. Yani birçok şeyden etkilenmiş bunları birleştirmiş aslında kendi sanat anlayışını oluşturmuştur gibisinden bir şey ifade ediyor burada bu metin. Şimdi bunu aklımızda bulunuyoruz ve şıklara bakıyoruz. Soru bize diyordu ki bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1900'lü yılların başında yaşayan ressamların çoğu kübizmden etkilenmiştir. Ya bunu mu diyor? Hayır burada farklı farklı akımlardan bahsediyor. Dikkat ediyorsanız böyle bir şeye ulaşılamaz. B'ye bakalım. Kübizmden etkilen sanatçılar mistik ögelerle ilgilenmişler. Mekan tasarımlarında bunlardan faydalanmışlar. Burada böyle bir şey söylemiyor. Diyor ki bu sanatçı yani Cagal diyor kübizmden etkilenmiş ve onu mistik ögelerle birleştirmiştir diyor. Yani burada söz konusu sanatçı ile ilgili söylüyor. Yoksa kübizmden etkilenen sanatçılarla ilgili söylemiyor. Böyle bir genelleme yapamayız. Dolayısıyla bunu da eledik. C'ye bakıyoruz. Cagal farklı sanatçı ve akımlardan etkilenip kendi yorumunu katarak özgün bir teknik geliştirmiştir. Zaten özellikle son bölümde bunu söylemiyor mu? Söylüyor. Ondan şunu almış, bundan bunu almış. Ancak diyor onlardan farklı davranmıştır. Figürlerden anatomik yapısını bozup parçalar deforme ederek insanın farklı biçimde resmeder diyor. Yani etkilenmiş ama kendisi farklı şeyler katmıştır diyor. Ve diyor ki kübüs akımın kendine özgü denemeleri ile biraz daha farklı bir anlayışla yorumlar diyor. Yorumlamış, kendi yorumunu katmış. Nokta 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 diyor. Bu ögeleri birleştirerek şöyle temalı resimler yapmıştır diyor. Yani diyor ki C'de olduğu gibi farklı sanatçı akımlarından etkilenip kendi yorumunu katarak özgün bir teknik geliştirmiştir. Bu söylenebilir. Dolayısıyla cevabımız C olacaktı gençler. Dolayısıyla bu soruyu da bitiriyoruz. Ve şimdi test 1'deki bakıyorum tekrar kontrol edeyim. Evet test 1'deki 7 tane soruyu bitirdik. Biraz daha zor olsun diye test 2'ye değil test 3'e atlıyorum. Hadi gel şimdi test 3'teki soruları çözelim. Test 3'ün ilk sorusu geldi. Diyor ki: Bu haberlerde James Webb Uzay Teleskopu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ne demiştim? Hem paragraf sorusu çözüyoruz, hem de kültürleniyoruz. Genel bilgilerimizi şöyle arttırıyoruz. Çok güzel bir soru da. Okuyorum. James Webb Uzay Teleskobu aynı açılışını tamamladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uzaya gönderdiği en güçlü uzay teleskobu olan James Webb ayna panelinin açılmasıyla petek şeklinde olan son halini aldı diyor. NASA'nın eski Hubble Uzay Teleskobu'nun yeni modeli olarak tasarlanan James Webb Teleskobu ilerleyen süreçte evrenin tarihini inceleyecek. Çok güzel. Güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilen 6.2 ton ağırlığında ve 6.5 metre genişliğinde ayna ile çerçevelenen James Webb Teleskobu'nun önümüzdeki 10 yılın en gözde gözlem aracı olacağı söyleniyor. Muhteşem Teleskop evrendeki cisimlerden gelen sinyalleri algılayarak dünya dışında yaşam olup olmadığına yönelik ipuçları toplayacak. Bu da muhteşem. İsmini NASA'nın eski yöneticisi James Webb'den alan uzay teleskobu geçtiğimiz sene 25 Aralık'ta Fransız Guyana'sında yer alan uzay üstünden roketle uzaya fırlatılmıştı diyor. Tamam çok güzel bilgilendik. Teknolojiye, uzaya, NASA'ya biraz da hakim olduk. Tekrar soruya dönüyorum. Diyor ki bu haberde James Webb'in uzay teleskobu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Hadi gel ay bakalım. Amerika ve Fransa'nın ortak çalışmasının ürünü oldu. Böyle bir şey geçiyor mu geçmiyor. Sadece fırlatmanın Fransa'dan yapıldığını. Fransa'ya bağlı bir yerden yapıldığı söyleniyor ama ortak oldu söylenmiyor. Dolayısıyla bunu eliyoruz bu olamaz. B. Hubble uzay teleskobunda kullanılan teknolojiden esinlenildiğine böyle bir ibare var mı? Yok uzay teleskobunun yani Hubble uzay teleskobunun yeni modeli olarak tasarlanan diyor ama ondan esinlenilmesiyle ilgili bir ibare yok. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. C. Yaptığı araştırmalarla evrenin geleceğine yön vereceğine bak diyor ki evrenin tarihini inceleyecek ama evrenin geleceğine yön vereceğiyle ilgili bir ibare Yok dolayısıyla buna da ulaşamayız diye bakıyorum. Şimdiye kadar uzaya gönderilen en ağır ve geniş teleskop olarak kabul edildiğine şimdi bakıyoruz diyor ki 6.2 ton ağırlığında, 6,5 metre uzunluğuna diyor ama bunun en büyük ve en geniş uzay teleskobu olduğuyla ilgili bir ibare yok. Dolayısıyla D'ye dolaşamayız. E bakıyorum. Hubble uzay teleskobundan daha ileri bir teknolojiye sahip olduğuna ulaşılabilir mi? Tekrar okuyorum. Diyor ki: "Eski Hubble uzay teleskobunun yeni modeli olarak tasarlanan James Webb Teleskobu ilerleyen süreçte evrenin tarihini inceleyecek." diyor. Yani Hubble Uzay teleskobunun yeni modeli olarak tasarlanan, yani ondan daha ileri bir teknolojiye sahip olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olacaktı. Bunu işaretliyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. Sorumuz zaten ekrandaymış. Biraz daha küçülttüm. Okunabilir diye düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulanlara uzak düşmektedir diye bizlere sormuş. Okumaya başlıyorum. Bir konuda yeterli becerileri sahip olmayan bireylerin yeteneklerini olduğundan fazla görme eğilimine Dunning Kruger etkisi adı verilir. Çok güzel bir duruma değinmiş. Harika. Devam ediyorum. Dunning ve Kruger adlı araştırmacılar katılımcılara miza anlayışı, dil bilgisi ve mantık alanlarında test uygular. Tamam. Ardından katılımcılardan kendi performanslarını tahmin etmeleri istenir. Değerlendirmede testlerde kötü performans gösterenlerin kendi performanslarını ortamanın üzerinde görme olasılıklarının daha yüksek olduğu belirlenir diyor. Çok ilginç ve çok güzel bir araştırmaymış. Sanki böyle günlük yaşamda da bunu bağlaştırabiliyoruz. Çünkü bazı kişilerde gerçekten böyle bir şey var. Neyse çok böyle sosyal mesaj vermeyeceğim. Devam ediyorum. Araştırmacılar bu kişilerin yetersiz olduklarının farkında olmadıklarını görür. Hmm, demek ki bir hastalık aslında bu. Onlara göre bir konu hakkında fazla bilgisi olmayan insanlar kendi hatalarını ve yetersizliklerini tespit edecek bilgi ve beceriye sahip olamaz. Ya çok tanıdık geliyor. Devam ediyorum. Bu nedenle nerede yanlış yaptıklarını göremez ve sahip oldukları becerileri abartabilirler. Kişi bir konudaki bilgisi arttıkça o konudaki eksiklerini de görür. Böylece o konuda gerçekten daha yetenekli ve daha bilgili insanlardan bilmediğini öğrenme fırsatı elde eder. Yani diyor ki cahil, cahilin farkında değildir diyor. Cahil öyle bir konuşur ki kendisini senden üstün görür diyor ama bir kişi kendisini geliştirdikçe, donanımlı hale geldikçe eksikliğini fark etmeye başlar ve bu konuda daha fazla çalışır diyor. Çok güzel bir paragraf, çok güzel bir metin. Umarım buradan birçok şey çıkarabiliriz. Neyse tekrar soruya dönüyorum. Soru diyordu ki: Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulanlara uzak düşmektedir? Hadi gel A'ya bakalım. Kişinin belli bir konuda yeterli sahip olmadığını bilmesi kendini geliştirmesinin önünü açar diyor. Evet, Diyor ki kişi eğer kendisiyle ilgili eksiklerini bilirse diyor bu konuda kendisini geliştirebilir, eksikliğini kapatabilir. E dolayısıyla bunu artı bırakıyorum buna ulaşılabilir. B'ye bakıyorum. Bir konuda yeterli bilgiye sahip olmayanlar bilgili olanlardan daha yüksek özgüvene sahiptir. E maalesef böyle zaten günlük yaşamda sosyal çevremizde bunu görüyoruz. Hep de eleştiriyoruz ama böyle değişmiyor. Bak bunun da bir bilimsel araştırması varmış, açıklaması varmış. C'ye bakıyorum. Bilmediğini bilmeyen insanlar. Çok güzel ya bilmediğini bilmeyen insanlar. Sokrates ne diyor? Çok güzel söylemiş. Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir. Ya çok güzel bir cümle. Buraya tekrar dönüyorum. Bilmediğini bilmeyen insanlar, o cahil insanlar varsa çevrenizde uzak durun. Çünkü onlar gerçekten çok tehlikelidir. Yetersizliklerinin ve zayıf analiz kabiliyetlerinin farkında bile değildir diyor. Evet yukarıda metinde böyle bir şey söylüyordu. Ulaşılabilir yani örtüşebilir yukarıdaki düşüncelerle. Buna da artı koydum. Bilgili, sınırlarının farkında olan, kendini tanıyan insanlar kendilerine yönelik isabetli yargılama yapma konusunda daha başarılıdır. Yani diyor ki bir kişi ne kadar bilgili ise kendisiyle ilgili daha böyle mantıklı değerlendirmeler yapabilir. Tamam buna da artı bıraktık. O zaman geriye E kaldı. Cevabın E olması gerekiyor. Okuyorum. İnsanlar kimi zaman yetersizliklerini görmezden gelip kendini kusursuz görebilir diyor. Hayır diyor ki aslında yukarıdaki metin insanlar diyor cahil oldukları için kendilerindeki yetersizliklerin farkında değildir diyor yukarıdaki metin ama E şıkkı tekrar okuyorum. İnsanlar kimi zaman yetersizliklerini görmezden gelip yani biliyor diyor. Ama metin ne diyordu? Bilmiyor diyor. Cahil olduğu için kendisindeki eksikliği de bilmiyor diyor. E dolayısıyla bu olamaz. Çarpıyı attım. Doğru cevabımız E. Çok güzel bir soruydu. Üçüncü soru gelsin. Bu parçada Kurmaca metinle ilgili asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Okuyalım. Kurmaca metin okurlarından kendi işinin bir kısmını üstlenmelerini isteyen tembel bir makinedir. Yani yorum sağlamak üzere tasarlanmış bir araçtır diyor Eko. Tamam. Dolayısıyla ne yazarın yazdığı metni açıklaması gerekir ne de okurların okudukları metinle ilgili yazardan açıklama yapmasını istemesi. Çünkü yazınsal bir metin dil dediğimiz araçla yaratıcı düşüncenin ortaya çıkardığı sıra dışı bir metindir ve her okurun elinde ayrı anlamlara bürünür. Bu metinler kimi okurların elinde kıymet kazanırken kimi okurların elinde tüpedüz harcanabilir diyor. Peki asıl vurgulanmak istenen şey neymiş? Hadi gerçeklere bakalım. Ama tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Asıl vurgulanmak istenen diyorsa İlk cümle ve son cümleye tekrar bakmamız gerekecek. Yani bunlara ağırlık vermemiz gerekecek. Son cümleyi tekrar okuyorum. Bu metinler kim okurların elinde kıymet kazanırken kim okurların elinde düpedüz harcanabilir. Cümle aklımıza tuttuk ve aşıkına bakıyorum. Kurmaca metni herkesin anlaması beklenmemelidir. Böyle bir şey var mı? Hayır bunu tam olarak çıkaramayız. B. Kurmaca metin yaşamı anlamak ve anlatmak için bir araçtır. Asıl söylenmek istenen bu mu? Hayır geçtim. C. Kurmaca metin açıklanmaya ihtiyaç hissetmez. Sizce asıl anlatılmak istenen bu mu? Hayır bence değil. D'ye bakıyorum. Kurmaca metni yorumlamak ve değerini belirlemek okuyucunun elindedir diyor. Bak son cümleyi tekrar okuyorum. Bu metinler yani kurmaca metinler kimi okurların elinde kıymet kazanırken kimi okurların elinde tüpedüz harcanır diyor. D'ye okuyorum. Kurmaca metni yorumlamak ve değerini belirlemek okuyucunun elindedir diyor. Bak birbirini destekliyor. Yani asıl anlatılmak istenen D şıkkında D işaret dedim çok güzel bir soruydu. Dördüncü soruya geçiyorum. Bu parçadan hareketle benlik sunumunun temel amacının hangisi olduğu söylenebilir diyor. Okumaya başlıyorum metni. Benlik sunumu kişinin başkalarının kendisi hakkında düşüncelerini biçimlendirme sürecine denir. Çizdiğim ilk cümleyi. İzlenim yönetimi de denilen bu olguda Sosyal yaşam bir tiyatro, insanları ise senaryoda kendilerine verilmiş rolleri oynayan oyuncular olarak görmek mümkündür. Tiyatrodaki oyuncular gibi insanlar da görünüşlerine ve davranışlarına özel bir dikkat gösterirler. İş görüşmesine ya da özel biriyle akşam yemeğine çıkan kişi karşısındaki insanda olumlu bir etki bırakmak için görünüşünü detaylarına kadar kontrol altına tutmak ister ve ona göre bir hazırlık yapar diyor. Bu da yine hayatın içinden böyle bizle tanıdık gelen bir durum değil mi? Evet çok güzel metinler devam ediyorum. İnsanlar güçlü olmak, başkalarının sempatisini kazanmak ve onlar tarafından sevilmek, iyi izlenim bırakmak için bu kadar çaba gösterirler. Tekrar okuyorum son cümle çünkü ilk ve son cümleler çok önemliydi. İlk cümle çok fazla bir şey vermemiş ama son cümle özetlemiş aslında durumu. Tekrar okuyorum. İnsanlar güçlü olmak, başkalarının sempatisini kazanmak ve onlar tarafından sevilmek yani insanlar toplum tarafından sevilmek iyi bir izlenim bırakmak için bu kadar çaba gösterirler diyor. O zaman okuyorum hangisiyle biz bu sorunun cevabını verebiliriz. Soru neydi? Bu parçada hareketle benlik sunumunun temel amacın hangisi olduğu söylenebilir. Yani bu davranışın temel sebebi bizden isteniyor bu soruda. A'ya battım. Yaşamı bir tiyatro sahnesi gibi görüp üstlendir rol aracılığıyla olabildiğince neşeli ve hoşça vakit geçirebilmek. Ya hoşça vakit geçirebilmek değil diyor. Diyor ki başkalarının sempatisini kazanmak onlar tarafından sevilmek çabası vardır diyor. Eledik ay. B okuyorum. İyi bir performans sergileyerek olumlu izlenim bırakmaya çalışmak olabilir mi? Olabilir. Soru işaretini bıraktım. C bakıyorum. Hem kendini hem de başkalarının değişim sürecine dahil etmek böyle bir şey söylemiyor bile. D bakıyorum. Toplum tarafından kabul edilmek, beğenilmek, onaylanmak olabilir. Çok güzel ama buna da soru işareti bırakıyorum ve E okuyorum. Başkaları üzerindeki etkimizi ve onları nasıl şekillendireceğimizi görebilmek diyor. Böyle bir şey söylemiyor. Bunu da eledik. Geriye B ile D kaldı. Bak birbiriyle çok yakın, inanılmaz çaldırıcı yüksek olan bir soruydu bu. B'yi tekrar okuyorum. İyi bir performans sergileyerek olumlu izlenim bırakmaya çalışmak. Olabilir mi? Olabilir. Ama D'yi de okuyorum. Diyor ki toplum tarafından kabul edilmek, beğenilmek, onaylanmak. Hangisini işaretleyeceğiz? D işaretleyeceğiz. Neden? Çünkü dikkat et son bölümde diyor ki başkalarının sempatisini kazanmak, onlar tarafından sevilmek. Yani insanlar tarafından e yani toplum tarafından kabul edilmek, beğenilmek, onaylanmak. Bak diyor ki sempati kazanmak, sevilmek, iyi izlenim bırakmak, tamamen bununla bağdaşıyor. Aynı zamanda insanlar başkaları tarafından da bunu sağlamak amacı olduğuna göre toplum burada bizim anahtar kelimemiz o yüzden cevap D olacak. Hocam neden B'yi seçmedik? Çünkü B çok yüzeysel kalıyordu. Yani temel bir amaç olarak karşımıza B'yi çıkaramayız. Tekrar okuyorum B'yi. İyi bir performans sergileyerek olumlu izlenim bırakmaya çalışmak. E tamam böyle ama bunu niçin yapacaksın? Neden yapacaksın? Amacın ne? Bunu D veriyor. Toplum tarafından kabul edilmek, sevilmek. İşte o yüzden cevap D. Çok güzel bir soruydu. Şimdi kaçıncı soruya geçiyoruz? Beşinci soruya geçebiliriz. Yine uzun bir soru. O yüzden biraz daha küçülttüm ve okumaya başlıyorum. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu parçada söylenenleri destekler niteliktedir? Dergicilik kitap yayıncılığından bambaşka bir iştir ve çok daha zordur. Bu edebiyat dergisini yayınlamaya başlarken kendi dergicilik deneyimimize güveniyorduk. Dergiyi ayakta tutabilecek bir okur çevresini baştan kazanabileceğimizi görmüştük. Asıl olarak da ömrünün uzun olması için farklı bir dergi yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Kapağından içine, tasarımından içeriğine kadar bizdeki geleneksel anlayıştaki edebiyat dergilerinden farklı bir dergi. Hmm, tamam devam. Bunu kararlılıkla yapmaya çalıştık. Önceleri zor oldu sonra karşılığını buldu. Dergimiz bugün en yaygın dağıtılan ve çok okunan bir edebiyat dergisi. Bu nitelikleriyle genç dergiciler için de özel bir deneyim olduğunu düşünüyorum diyor. Şimdi soruya dönüyorum diyor ki bu parçada söylenenleri destekler niteliktedir diyor. Hangisi? A'ya bakıyorum. Entelektüel alanın önemli araçlarından biri olan dergi faaliyetleri başta yine entelektüel alanın ilginin az olması sebebiyle sıkıntıya maruz kalıyor. Ya böyle bir şey söylemiyor. Bunu eledik. B'ye bakıyorum. Ülkemizde bir felsefe kültürünün olmaması ya felsefe ilgili bir şey söylemiyor bile. Dolayısıyla bunu da eledik C'ye bakıyorum. Bir edebiyat dergisinin kabul görmesi, benimsenmesi için alışılmış biçimlerden sıyrılıp okura farklı şeyler söylemesi gerekiyor. Soru işaretini bıraktım. Neden? Çünkü tanıdık bir bölüm var. Dikkat et diyor ki asıl olarak da ömrünün uzun olması için farklı bir dergi yapmamız gerektiğinin farkındaydık diyor. Kapağından içine, tasarımından içeriğine kadar bizdeki geleneksel anlayıştaki edebiyat dergilerinden farklı bir dergi diyor. Ece ne diyor? bir edebiyat dergisinin kabul görmesi, benimsenmesi için alışılmış biçimlerden sıyrılıp okura farklı şeyler söylenmesi gerekiyor. Dolayısıyla C'yi işaretliyorum burada. Doğru cevap C. Peki D ne diyordu? Hadi gel ona da bakalım. Dergicilik deneyimi olmayanlar basılı dergi çıkarmak riski olduğu için internet... Ya hiç böyle bir şey söylemiyor bile direkt eledim. E okuyorum bir edebiyat dergisinin toplumca onaylanması için öncelikle kapak tasarımının görselliğinin öne çıkması gerekiyor diyor. Tamam kapak tasarımından da bahsediyor ama öncelikli sebep bu değil diyor. Yani birçok şeyle ilgili yenilik yapmak gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu da yüzeysel bir cevap olacağı için bunu da işaretleyemem. Doğru cevabımız C. Böylelikle bakıyorum kontrol ediyorum. Evet gençler test 3'ün 5 sorusunda bitirmiş olduk birbirinden güzel sorularla. Ana düşünce konusunu artık bitirdik. Bu videoda ne yaptım? Şöyle kendimi göstereyim. Ana düşünceyle ilgili mantı sizlere kavrattım. Ana düşünce nedir? Sorularda neye dikkat etmek gerekiyor? Soru bizden ne istiyor? Bizim için ipuçları neler? Taktiklerimiz neler? İlk başta bunu gördük. Daha sonra birbirinden güzel sorularla bu anlattıklarımı iyice pekiştirmiş olduk. Soru çözerken nelere dikkat ettim? Benim için neler önemliydi? Nelerin altını çizdim? Nasıl yaklaştım? Nasıl çözdüm? Öncelikle neye baktım? Hepsini burada sizlere gösterme çabası içindeydim. Umarım bu faydalı olmuştur. Umarım böylelikle ana düşünce soruları artık bizler için oldukça kolay hale gelmiştir. Ama tekrar söylüyorum Ana düşünce soruları çok önemli gençler. Ana düşünce en çok karşımıza çıkan bir soru tipi yardımcı düşünceyle birlikte. O yüzden bunu çok iyi bir şekilde kavramanız gerekiyor. Ben burada sizlerle birlikte birçok soru çözdüm. Ama siz ne yapacaksınız? Devamında buradaki ana düşünce sorularını çözmeye devam edeceksiniz. Yarınki derse kadar yani kampın ikinci gününe geçene kadar sen ana düşünceyle ilgili 70 tane, 80 tane, 90 tane belki de 100 tane soru çözeceksin ki artık ana düşünce zihnine iyice otursun. İkinci güne geçtiğin zaman yani ben yardımcı düşünceyle ilgili sana bilgi aktarırken soru çözerken sen lütfen ana düşünceyi tamamen bitirmiş ol. Böyle yapa yapa 12 günde artık paragrafa tamamen hakim olacaksın. Şu kitabı da tekrar sana öneriyorum. İçinde çok güzel sorular var. Bunlar sana çok şey katacak. Tüm sorular ÖSM tipinde çok güzel şeyler var. Zaten çözmesi de oldukça keyifli gördüğünüz gibi. O yüzden almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle alır bana destek olursanız da oldukça memnun olurum diyorum. Ve artık veda zamanı geldi. İkinci günde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendine iyi bak.